İyi akşamlar. E, Tav Havalimanları günlük grafik. Bunu isteyen arkadaş vardı. Çok yani şimdi hatırlamıyorum ama bir abone arkadaştı galiba. Çok sık da bakmıyorum. Yani biraz ara veriyorum senetlere. Biraz azaltıyorum baktığım sen sayısını. Şimdi e, tabi Tav'da yani ben en son videoyu bir bakayım ne zaman yapmışım. 5 Eylül'de yapmışım. İşte 15 gün olmuş aşağı yukarı. 4-5 şuralarda bir yerde yapmışız. Yani 200 gün ortalaması kırılmaya çalışıyormuş benim yaptığım dönemde. Tabi anlatmışımdır orada direnci falan. o kırılamayınca satışlar biraz derinleşmiş. Yani normal görülebilen şeyler. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani ikinci vade bir trend olarak burada 21-20 izlenebilir. Yani o, makul bir yerdir izlemek için sabırlı olanlar için özellikle. Kısa vadeciler tabi burada çok stop noktası var dönüşte. Onların hep patladı. Şu an için söylüyorum. İki temas var 22'ye. Bu alan kırılamadı yani buraya şeyde de geldi. Eylül baş başında da gördük. Biraz böyle altta 21 48'lerden dönüşünden sonra düzeltme yaptı. 22'ler pek dediğim gibi 22 kırılmadı. Kısa vade için oraya da bakılabilir. Veya daha sabırlıysanız 21 60'ta. E dediğim gibi 21'li 21, 21 60'ta doğrudan oraya da bir strateji kurulabilir. Yani Tav'da son dönemler öyle bir hareket var. 22'ler ondan sonra bir düzeltmeler 23-24 hızlı geliyor bazen geldiği zaman Ondan sonra tekrar satış. Bu hareketin sonlanması ve önemli ve yani ne tarafa sonlanırsa o tarafa doğru da muhtemelen bir hareket alır. Ateş alır. O yüzden yukarıda bu 24.5'lar geçilmesi lazım. 24.5 burada geçilirse Artık yukarıda direncimiz 26-14 bir de 28 var biliyorsunuz orayı söylemeye bile gerek yok. Tepesi orası da 28. O, orada bir cımbız tepesi de yapmıştı o dönerken. Dolayısıyla dirençler böyle. E, bunu biraz geniş değerlendirmek lazım. Yani bunların kendi bir senetlerinde de geri alıyorlardı. 17-18'lerde 20'lerde bir programları vardı. O sürüyor mu ona da bakın. Onu söyleyeyim bakın. Bu niye önemli? Şimdi e, mesela örneğin de hemen. Kervan Gıda bugün de bölündü. Orada biliyorsunuz yönetim kurulu bilen vardır ya da yönetim kurulu dedi ki benim kardeşim 14 lira gelmişti fiyatta. 14 gelince adamlar dedi ki bizim şeyimiz bu değil performansımızı yansıtmıyor gerçek performans. Biz alırız dediler 3 milyon notunu alırız. Sonra zaten onlara gerek kalmadan piyasa bir miktar götürdü. İşte 15-16 yerleşti oralara 16'ya. Bir 15-80'lik alan var mesela. Oraya girdiği zaman iş orada bakın illi yönetim kurulu tutar diye bir şey yok. Piyasa tutar. Orada da yönetim kurulu tutmuyor. Ben geçen gün sıkıldım baktım. Ya ne alıyormuş dedim bunlar böyle. Sanki hep buraya geliyor 15-80'ler. Oralarda işte bir takım tutunuyor falan bir şekilde. Piyasa alıyor aslında. Yani biraz piyasada. Çünkü orada bir şey olmuş. Yani patrona bırakmıyor işi. Şimdi bu önemli. Bunlar alımlara devam ederse. tabi 20'ye geldi mesela. Orada tam kendisi devreye giriyorsa ne güzel. O zaman o size şimdi bakın Kervangı da orada tutunuyor. Bir şekilde devam ediyor. 15 bugün bölündü gerçi. Kaça bölündü? 12 Onlara denk geliyor aşağı yukarı herhalde. 12-20'lere denk geliyordur. Oralar da gene geldi. Gene yukarı kaldırdılar. Gene geldi. İşte birisi dürtüyor. Bir piyasa dürtüyor. İlle bu yönetim kurulu olacak diye bir şey değil. Yani piyasa da orada dürter. Dolayısıyla burada böyle bir hikaye varsa, devam ediyorsa tavda onu bilmiyorum. Onu yatırımcı olarak araştırmak sizin boynunuzun borcu. Ona da bir bakmak lazım. Desteklere bakın. Ona göre de ayarlayabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Bu da bir alternatif. Çünkü biliyorsunuz orada büyük birisi alacak kaçsa 20 ise 20, 19 da 19 ise 19. işte sabırlıysanız dediğim gibi gözü alınabilecek bir diğer faktör. Yani bu konu dağılıyor gibi oldu ama aslında dağılmıyor. Yani bir kıssadan ise yani çok basit yakın bir harekete anlatmaya çalıştım. Yani bu da önemli bir şey. Bunlara da bakılır. Bakılmaz değil. İki gündür e, alımlar şey e, iyi fena değil. Bir artan iki günlük tacim var. Bir şey ifade eder mi iki günlük hacim? Pek bir şey ifade etmiyor. Şunu da e, dikkatimi çekti. 50 gün ortalaması çalışıp duruyor burada. Geçilemiyor. Karın ağrısı oldu. Bugün gene 50 gün ortalamasından gevşeme var. Bir, bir tık gerçi borsa da çok kötüydü de. Yani onun da etkisi vardır. E, gevşeme var. En azından bakalım şu 50'yi kırıp bir 24 24.5'te atılırsa e, olumlu olabilir. RSI'ye bak çıktık demin bakmadık galiba. 50 üstünde kendi ortalamasının üstüne çıkmış arasa. Yarın yeşil bir performans verirse e, yani en azından dediğim gibi şöyle 24'e yakında bir kapanış yaparsa burada makti al keser. Aresay e, zaten pozitif bir alanda. Yalnız RSI'de 55'e dikkat. 55-60 bandına dikkat etmek lazım. Oralardan satışlar gelmişti yine o da bir arasa yönlü bir direnç olarak düşünülebilir. 60'ın üstüne giden 24 üstüne giden fiyatları görürsek de hem maktinin al kesmesi falan bunlar olumlu olarak biraz daha belki yukarı yönlü performansını görebiliriz orada da başta söyledim tekrar sonda tekrar edeyim 26 civarları 26 26 buçuk aralığı ve 28 önemli dirençler Umarım biraz daha iştah devam eder alımlar Şöyle düzenli artarsa bu iki günlük kalımın çok bedeli yok. Onu da açık söyleyeyim yani iki gün hacim yani bize çok şey anlatmaz ama biraz daha düzenli devam ederse umarım daha iyi yerlerde görürüz. Herkese iyi haftalar dilerim.